Finlandiya'dan hepinize selamlar, saygılar gönderiyorum. Ya sıradan Finlandiya'da günlük bir yaşamı sizinle paylaşmak istiyorum merak eden arkadaşlar için. Bugün hanımın çamaşır günü. Çamaşırları götürüyoruz. Arkamda gördüğünüz blokta oturuyoruz biz. Şöyle döndüreyim. Şu blokta da bizim çamaşırhanemiz var. Yani sitenin çamaşırhanesi. Arabaların plakalarını göstermeyeyim. Oraya götürüyoruz. Ben daha önceki videolarımda da size göstermiştim işte bu sitelerin bodrum katlarında ne var diye. Onu merak edenler bulsunlar videomu. Eğer aklıma gelirse ben yukarı koymaya çalışırım linkini. Orada bizim oturduğumuz blokta da var. Çamaşırhane bizde yok ama kurutma odaları vesaireler, saunalar, işte bomba korunakları var. Gene bu sitede de var, bu blokta da var şeyler olması gerekir. Ben size göstereyim çamaşırhanemizi. Biraz kaygan, bugün hava çok güzel ama karlar erimeye başladığı için alttaki buzlar da meydana çıkıyor. Bazısı kapalı oluyor. Bayağı kaygan, dikkat etmek lazım. Halbuki göründüğü üzere kumlanmış olduğu halde kum arkadaşlar eriyor. Buzun içine dibe çöktüğü için o buz şeyin hiçbir anlamı kalmıyor belli bir müddet sonra. Hani faydası, kayganlığı önlemek için kumlanıyor bunlar ama dediğim gibi zaten şurada da görünüyor. Bakın şöyle nasıl da çökmüş. Sen bunun üstüne basınca hiçbir faydası olmuyor onun. Evet, şöyle bodrum katına gidiyoruz. Bodrum katında evet burada var, bakın arkadaşlar geldik. Birazcık ışığı yakalım. Evet. Evet, ha şurası. Valla gitmişim. Tık git. Tupa yazar. Çamaşırhanemiz burasıdır bizim. Ücretlidir arkadaşlar. Şöyle ben getireyim. Kirli çamaşırlarımızı da ortaya koyduk. Şöyle bir göstereyim size. Büyük bir makine. Şöyle bir makine. Bu parayla çalışmıyor. Bunu randevu alıyorsunuz. Haftada hangi gün istiyorsanız. Şöyle var zaten. Şöyle bir şey var, göstermeyeyim isimleri. Böyle bir listeye yazıyorsunuz saatlerini, gününü, ayını, böyle bir şey yapmışlar. Buna göre de size ücretlendiriyorlar. Kullanma ücreti yapılıyor. Burada işte bir lavabo var. Büyük bir lavabo var. Bir tane de burada var. Artık burada halı kilim falan mı yıkanıyor onu da bilemeyeceğim. Onu hanım bilir gerçi de. Gördüğünüz üzere çamaşırlar, hatta örtüler. Bayağı büyük bir sanayi makinesi bu. Çalışıyor. Şöyle bir arkada başka bir oda var. Şöyle bir makine var. Artık bu ütü gibi bir şey mi, bunu bilemeyeceğim. Böyle bir şey oldu. Böyle bir masa var orada. Şöyle. Onks tuolla mitä laitetoi on Helena? Takana. Se on valkeri. Mikä se tekee? Sillä voi niinku silittää niinku lakanoita. Okei. Okei.
Sordum hanım arkadaşlar nedir bu makine diye. Çarşafları falan ütülemek için bir makine herhalde. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Çarşaflar içinmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Dediğim gibi burada kurutma şeyleri var. Ben biraz koridora gideyim, göstereyim. Yani benim daha önceki videomu görmeyenler için, o zaman ben çamaşırhaneye girememiştim. Sıramız yok çünkü kilitli oluyor bunlar. Gerçi anahtarları bizde oluyor bunların ama tabii içeride kimin senin olup olmadığını bilmediğim için girmeye cesaret etmemiştim. Şimdi girdim ve sizlerle bu sıradan bir Finlandiya'daki bir günü, çamaşır gününü paylaşmak istedim. Neler neler. Yes, okay. No, okay. Sen on aikana ehkä mä viekin. Joo, okei. Okay. Vetti ulkonakin naurattu tänne. Arkadaşlar. Moi. Arkadaşlar. Kurutma odasını göstereyim ben size. Sulaydı. Burada evet sıcak hava. 4 tuntia aina kerrallaan. 4 saat. Unohtaa ylhäki alaa. Okey. Evet, kurutma odası, çamaşır kurutma odası. Bu makineden sıcak hava geliyor. Artık derecesini ayarlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama en fazla 4 saatlik ayarlanıyor. Şöyle yazabiliyorsunuzdur inşallah. Evet, şuradan da geliyorsunuz. Bakın pervaneleri görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir sistem var burada. Koridor boyunca da daha önce de söylediğim gibi bakınız birisi gidiyor. Değişik değişik sosyal. Sitten se meidän omassa talossa vielä tuollaan kuivaksuun. Okay. Değişik değişik arkadaşlar. İşte bisikletleri koyduğumuz depolar. Soğuk hava deposu. Bomba sığınağı. Vesaire var. Arkadaşlar. Evet. Hep farkındaysanız burada kapılar dışa açılır. Güvenlik açısından dış kapılar yani. Hem hırsız güvenliği için yüklenince kimse kolay olmasın açması diye. Böyle bir gün arkadaşlar, çamaşır günümüz böyle. Bu şekilde oluyor. Tabii evinize de kendi çamaşır makinenizi alabilirsiniz ama sonuçta çamaşır makineleri satılan, onlar sanayi tipi olmadığı için onlar da her şeyi yıkayamıyorsunuz. Böyle sanayi tipi makineler da yatak yorgan diyeyim yani, sözün gelişi elbette yatak yıkanmıyor da böyle örtüler, yatak örtüleri, pike gibi şeyler, battaniye gibi şeyler bu makinelerde yıkayabilirsiniz. Böyle bir şeyi sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Güvende kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.